Merhaba dostlarım, ben Serdar ve GTA 5 gizemlerinin başka bir bölümüne daha hoş geldiniz. Bu bölümde çok ilginç bir gizemi inceleyeceğiz. Buradaki tuhaf evi inceleyeceğiz. Hadi o zaman incelemeye başlayalım hemen. Şimdi, bu ev görevlerde hiç geçmedi. Yine aynı mantıkla gidiyoruz, hiçbir şekilde kullanılmadı. Belki böyle tuhaf bir ayrıntı olsun diye eklendi oyuna ama ben bu evin tarafını dolaşmak, easter egg falan var mı diye bakmak istiyorum ilk önce. İnternette de gördüm. Evin etrafında dolaşan bazı insanlar vardı. Evin araştırılması gerektiğini söyleyen bazı insanlar vardı. Ve ben de konuyu kendi ellerime alıp bu evi araştırmak istedim. İki katlı bir ev gibi görünüyor. En azından çatı katı var sanırım. Ama olduğu gibi terk edilmiş. Kimse yok etrafta. Hiçbir şey kullanılmamış. Dışarıda eşyalar var. Ki neden dışarıya konulmuş bilmiyorum. Çok koltuklar falan. Çok eski bir araba var. Hurda var direkt. Araba hurdası var burada. Bir tane jeneratör var. Diye bakıyorum. Elektrikle bağlanmış. Elektriği de var aslında ama. Yıkık dökük. Bir şeyler olmuş bu eve. Bilmiyorum. Bakacağız. İnceleyeceğiz. Ben bir silah aldım buradan herhalde. Demek bu yüzden vardı. Ben birazcık daha bakayım etrafa. Buradan içeri giremiyor muyuz? Girmek istiyorum açıkçası. Ne silahı aldım? Bunu almadım. Var olan bir silah herhalde mermi olarak geldi. Neden terk ettiler acaba evi? Yani bu ev bu şekilde bırakılmaz ki. Bunu birisine satarsın. Hadi olmadı. Arsayı birisine satarsın. Evde isteyen istediğini yapsın ama. Çünkü hani öyle derme çatma bir şey de değil. Bildiğiniz kocaman ev. Gelmiş birileri burada yaşamış. Elektrik falan bağlanmışlar. Hatta keresteler falan var bakın burada. Bu ne? Şey parçası. Makine parçası. Sandal falan var. Sandal neden kullanıldı ki? Ha, şurada şey var herhalde onun için kullanıldı. Hem göle birazcık yakın hem de şurada şu nehir var. Geyik mi? Neyse o bina o bizim konumuzla alakalı, bizim konumuzla herhangi bir alakası yok. Evi araştırmaya devam. Öyle gece saatinde falan da gelmedim. Gördüğünüz gibi sabah oluyor. Sadece evin etrafını ayrıntılı bir şekilde incelemek istiyorum bu videoda. İki tane hurda daha buldum. İki tane hurda daha var. Neyse. Ve efendine ışığa ihtiyacımız yok daha fazla. İnanılmaz bir rüzgar var gene. Şurada çöpler var. İki saat bir gözüm bunun üzerindeydi. Mesela burada bu çöpler var. Ama toplanmamış. Ne bileyim. Adamlar zorla mı çıkartıldılar evden? Tehditmediler artık ne olduysa. Şurada kutular falan var. Ne kutular olduğunu bilmiyorum. Şey gibi benziyor. Yani 24/7 şey marketten getirilmiş bunlar. 24/7 San Andreas'ta da olan bir market zinciri. Bakın hemen burada şey var. Ev var, araba falan var. Bakalım insanlara bulabilirsek. İşte evin ışıkları açık. Nedense artık insan yok mu burada? Neyse birileri var en azından. Terk edilmemiş. Sağlam bir araba görüyoruz burada. Burada da bayağı bir hurda var. Bu insanlar, buralarda yaşayan insanlar herhalde hurda toplamayı çok seviyor. Posta kutuları sökülmüş sanıyorum. İki tane posta kutuları var. Birisinde sanırım mail var, diğerinde yok. Bakabiliyor muyuz ona? Böyle bakılmıyor. Böyle ha. Bunu mesela oynatabiliyor muyuz yoksa öylesine mi oynamış? Haha. Ben bu mektupları daha sonra açıp okumaya çalıştım. Farklı bir programda. Ama mektupların üzerindeki yazılar yine de benim okuyabileceğim kadar net değildi. Fakat anladığım kadarıyla bu mektuplar hiç açılmamıştı. Zarflara daha hiç dokunulmamıştı. Yani buraya bu mektuplar uzun bir süre boyunca gelmekteydi. Bu insanların evden çıktığına dair hiç kimsenin haberi yoktu.
Daha sonra videoyu durdurup bakacağım o maillerde ne yazıyor diye. İlginç bir şey olabilir. Kapıdan içeri girilmiyor ama. Hani bir hırsız girip içeri yağmalayamaz ama bütün eşyaları dışarı çıkarmışlar. San Andreas'ta şey vardı. Hell House vardı. Cehennem evi diye biliniyor. Yine bir gizem. Bak bak yine çöpler var. Hepsi burada bırakılmış çöplerin. Hiç kimse de gelip almamış yani. Tebrikler. Ne diyecektim? San Andreas'ta Hell House vardı bir tane. Ve cehennem evi. Ve şey deniliyordu işte. Orada böyle paranormal olaylar falan oldu diye söyleniyordu. Ev böyle şeydi. Simsiyahtı. Bir tane apartmanın dairesiydi daha çok. Yani böyle müsakir bir ev değildi de. Bir tane apartmanın dairesiydi böyle simsiyahtı. Bu da onun gibi bir şey mi acaba? Bu da onun bu oyundaki karşılığı mı? Çünkü genelde yapıyor bunu Rockstar. Genelde bir oyundan diğerine aktardıkları unsurlar oluyor. Böyle easter egg'ler oluyor. Yani küçük keresteler de olduğu gibi duruyor böyle. Üzerinde başka bir şey yok. Toz yığınır olur budur başka bir şey yok. Yeni terk edilmiş diyeceğim ama şunlar falan çok eski. Yani hurdaların burada olması aslında o kadar önemli bir detay da değilmiş. Terk edilmemiş evlerde falan da var ama. Mesela şu kartonlar yeni gözünü görünüyor. Eski görünmüyor şu kartonlar. Bayağı yerli görünüyor. Hani birisi burayı kullanmış mı veya buraya bir teslimat mı olmuş acaba? Yani çöpler duruyor, yırtılmamış poşetler hala o şekilde duruyor. Şuradaki keresteler falan şey yapılmış. Ama ev çok çok uzun zaman önce terk edilmiş gibi görünüyor. Pencereler çek dur bakalım şey görebilecek miyiz? İçeriği göremiyoruz herhalde. Burayı normal tekstür olarak yapmışlar. Şurayı görebiliyor muyuz? Atış etsek nereye gidiyor? İçeri girip girmediğine emin değilim kurşunların. Evin içine girip girmediğine emin değilim. O yüzden bir de şuradan şey atış etmek istiyorum. Bomba atalım. Yok şey olmuyor. Girmiyor evin içine. Bu pencere de kapalı. Yani evin içi boş değil. Ya evin içi boş daha doğrusu. Evin içine hiçbir şekilde girilmiyor. Evin içini düşünmemişler. Ama çöpler falan hep yeni. Yani bu da böyle bir ev. Burada büyük bir ihtimalle böyle paranormal bir olay olmuş. Benim teorime göre böyle bir anda evden çıkmışlar insanlar ve geride dönmek istememişler gördüğüm kadarıyla. Ev uzun zaman önce terk edilmiş şeye benziyor. Eşyalardan da falan anladığım o ama buraya yapılan teslimatlar var, başka şeyler var. Acaba buraya düzenli olarak teslimat mı yapılıyordu? Ama teslimat yapıldığında da ona gelmesi lazım. Teslimat alan kişi tarafından. Hani bilmiyorum evin içine de giremiyoruz. Evin içi yağmalamamış. Bu eşyalar direkt dışarıya çıkarılmış. Arka tarafta televizyonu görüyorsunuz. Neyse. Ve izlediğiniz için hepinize teşekkürler. Umarım bu videodan keyif almışsınızdır. Daha fazla video izlemek ve abone olmak için ekrandaki resimleri tıklayabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hayatta yüksek çözünürlükte kalmanız dileğiyle. Bay bay.